Narin, camı kapat kızım. Liseler bedene çıktı galiba. Narin, ne yapıyorsun kızım orada? Narin? Şey, öğretmenim. Ben... Yeni gelen yakışıklıya bakıyor öğretmenim. Cezayı mı koydular size? Yazı yazdık sen Mayla Müdür'ün odasında. Hadi gidelim abla. Gide dursun. Sen ne yapacaksın? Niye oturuyorsun burada? Abim gelecek. İşimiz var onunla. Hadi gidin siz de. Tamam, görüşürüz. Hasan. Hadi oğlum maça, hadi hadi hadi. Tamam, geliyoruz abi. Tamam. O zaman akşam görüşürüz. Görüşürüz kardeşim benim, hadi. Murat, partiye mi gideceğiz? Aynen canım, parti var. Sen kızları toparla, tamam mı? Hadi görüşürüz. Sen misin canım? Benim. Mutlaka gelir benim oğlum dedim. Bekledim hep pencerede. Haplarımı bile almadım. Erkenden uykum gelmesin diye. Hayır annem. Ne dedim ben sana? Ne dedin? Hı? Ne olursa olsun haplarını içilecek demedim mi? Gel, geç otur bakayım şuraya. Geç. Zühre abla uyudu mu? Ha? Niye ilgilenmiyor seninle? Oo, onun uyumadığı zaman mı var oğlum? İlaçlarını getireyim ben sana. Yemek yedin mi? Of, güzel annem benim. Alo. Yürüyüşe çıktı abi. Malum şahıs mı? Yok abi, pek geldi sayılmaz. Geldi ama geldiği gibi gitti. Tamam, al getir buraya. Yolla birisini, kankasını da alsınlar. Kıskıllanmasın şimdi. Çocuğu da alın, dadısını da alın, Encü'yü de alın. Anasını, dadısını, her şeyini getirin işte. Dakika başı kızın evinde. Dakika başı kızın evinde. Ümmü. Hadi yardım edeyim kız. Yok istemem, ağır değil. Hayrola bu saatte? Maskara oldum bütün mahalle bu eşek sıpası yüzünden. Ne mahallede barınabiliyorum ne kahvede. Yemin ediyorum elimden bir kaza çıkacak ya. Dünyanın sonu değil ya Recep, evladın o senin. Biraz destek ol çocuğa. Kolay mı genç yaşta bu hale gelmek? Ne kadar üzülmüştür çocuk. Sevdiği de ölmüş gitmiş. Bula bula bir... Bozuldu. Ne olacak yani? Ne bekliyorsun ki? Anlamadım ben ya. Sana kime sevdalanacağı elinde olsaydı. Senin elindeydi Ümmühan. Ümmühan, pazardan mı? Evet evet Saliha abla. Giderken sana baktım ben, yoktun. He, erkenden gittim geldim ben. Kolay gelsin.
Koşa koşa gittin, Erdoğan'la evlendin ya. Ne yapacaktım Recep? Sittin seni, senin Hatice'ye boşamanı mı bekleyecektim? Zengin karı diye koştun gittin, evlendin. Ne yapacaktım? Evde mi kalsaydım? Maşallah, çok güzel yaptın ya. Vallahi. Kızım, senin para göz baban vermezdi işsizim diye. Allah Allah. Ben mecburiyetten evlendim, yoksulluktan. Sen inadına gittin, Erdoğan'la evlendin. Bir de geldin yanıma. Oh, oh. Pazara gitmiştim Hatice. Sen nereye? Ben de çarşıya gidiyorum. Hemen geleceğim ama. Gitmişken de Narin'e bir uğrayayım da saçımı kestireyim diyorum. Kolay gelsin. Para? Anam verdiydi 3-5 kuruş. Akşama da şöyle güzel bir sofra hazırlarım. Sana da bira kalırım. Ailecek, çoluk çocuk yer içeriz. Senin aileni de, kuracağın sofrayı da, ananı da. Aa, Hatice Hanım hoş geldin. Gir gir buyur. Anne. Ne oldu? Yok canım bir şey. Şey için geldiydim ben. Çok ağırdı da saçlarım. Acaba dedim açık boyatsam mı? Ama... Aa tabii tabii. Keseriz de biraz şekilleriz. Kızlar da manikür pedikür yapar. Seni şöyle baştan ayağa bir elden geçiririz Hatice Hanım. Sen geç, benim işim bitiyor şimdi. Anne kız nereden çıktı şimdi bu ya? Benim haftalığım yetmez o kadar şeye. Sonra babam para para diye tepeme çıkacak. Paran var benim canım. Kırmızı hoca istiyorum ben. Allah Allah. Gelmişken saçını kızıla da boyayalım. Yok canım. O kadar uzun boylu değil artık. Aynı kendi renginde kalsın. Belki açık açabiliriz tabii. Meyveler pek taze. Birkaç tane getirivereyim de akşama yersiniz dedim. Gözünü seveyim yapma. Bak bir gören olur. Recep yapma. Gözünü seveyim yapma. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.